Günaydın, hayırlı sahurlar olsun inşallah. Şöyle iki tane kapyanın arasına biraz peynir koydum. Tostunu yapacağım. Şurada yumurtamız haşlanıyor, çayı koyduk. Kızlar da kendilerine tost yapıyorlar. Didem şurada hazırlıyor şöyle. Bunun aslında içine koyduğumuz peynire maydanoz falan da koyabiliriz ama ben bugün böyle kolaya kaçtım biraz. Ve vaktiniz çok olursa yağlı kağıt koymadan da koyarsınız. Ama şu benimkinin derecesi 3'e kadar çıkıyor. Siz bir de yaparsanız daha kolay şey yaparsınız. Bir de yanmaz zemin olduğunda tabii ki de. Bu böyle pişecek. Acıyor yani. Biraz yoğurt koydum. Tövbe estağfurullah. Tövbe rahatlam sen. En su ağzımda kalmış. Günaydın. Kız kardeşime gidiyorum. Elyagil'den çıktım, eve gideceğim şimdi. Hava kapalı. Biraz önce acayip bir rüzgar vardı. Rüzgarın dinmesini bekledim evden çıkmak için. İnşallah ben gidene kadar yağmur yağmaz. Çünkü fırına ve manava uğramam lazım. Görüntüye bakar mısınız? Yağıyor o taraflarda, şimşek falan çakıyor. Bu tarafa da gelmek üzere. Evet, damlamaya başladı. Eve gidip şemsiye almam lazım.
Didem'le çıkayım geri. Ay ya, çok korkmuş değilim ya. Ben açık gökyüzü havalarının şeyiyim, sevdalısıyım. Yani yağmuru seviyorum, yağmurlu havalar, ama Nisan yağmurlu böyle sakin sakin usul usul ya yağmur seviyorum. Bu bana çok korkunç gibi, bakar mısınız? Sanki ortada bir delik var, içine çekiyormuş gibi. Videodan nasıl ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama sanki orada bir şey var da yukarıya çekiliyormuş gibi geliyor insana. Kızlarla ekmek almaya diye çıktık. Ben de kamerayı şöyle yaptım. Ne yapabilirim? Seni çıkarırım. Dışarıya bakar mısınız? Diner mi acaba diye. Didem şu anda onu çöpü kaldırmışlar. Felaket yağmur yağıyor şu anda. Hem de böyle eserek yağıyor. Aynen. Kız var ya, tam zamanında girmişim eve ha. Tam zamanında girmişim eve diyorum. Her şeyi de gidebilir. Tut şunu da bir. Sen gel. Merhabalar, şimdi kız kardeşimden geldim. Gelirken de düşündüm ne yapayım diye. Sahura, biz ev hanımlarının, çalışan hanımların da tabii ki de en büyük dertlerinden biri. Telaşlarından biri daha doğrusu. Akşam yemeğine ne yapacağım, hele de böyle oruçsa, hele de işten geliyorsanız. Şöyle biraz kuşbaşı etim var. Onu tenceremin içine şöyle koydum arkadaşlar. Bol soğanlı, şurada da benim yazdan yaptığım patlıcanlı, biberli, sarımsaklı bir şeyim var, konservem var. Bunu isterseniz böyle çıkarıp aynı bu şekilde hafif ısıtıp kahvaltıda da tüketebiliyorsunuz. Hiç ısıtmadan turşu niyetiyle tabaklara koyup soğuk soğuk meze tarzı da yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben bunu bugün güveç gibi pişireceğim. Gayet de güzel oluyor. İçine acı biber de koyacağım. Bol soğan doğrayacağım bunun içine ve akşam yemeğimiz olacak. Soğanın en son burasını doğrarsanız gözünüz yanmaz arkadaşlar. Daha önceki vloglarımda da bahsetmiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Yani yok öyle kibrit tutayım, yok suyun altında doğrayayım, yok yüzüme kas kaçayım. Onlar bir işe yaramıyor. Ama kökü almazsanız gözünüz yanmıyor. Dediğim gibi bol soğanlı olacak. İçinde zaten biberi, sarımsağı var ama ben ayrıyeten seviyorum yani içinde sarımsak yemeği. Pişmiş sarımsağı da çok severim. Yani millet mangal yakar, tavuğa ete saldırır. Ben pişmiş sarımsak derdine düşerim. O derece çok seviyorum arkadaşlar. Açığını söyleyeyim. Severek de tüketiyorum. Annem rahmetlik. Soğanı da aynı şekilde çok severim. Kavrulmuş soğanı. Böyle yemek falan yaparken soğanını kavururdu. Biz de hep onun yemek yapma saatinde okuldan gelmiş olurduk. Hemen annem görmeden böyle kavrulan soğandan ekmeğimin arasına alırdım. Ay, onun lezzeti bir başka olur. Daha sonra defalarca kez yaptım.
Hiç tadı olmuyor. Demek ki böyle gizli çalacağın ondan sonra o zaman tadı oluyor. Çok severdim öyle ekmeğin arasına. Ama öyle yani nasıl diyeyim? Sen kendi sadece soğan kavurup yediğin zaman güzel olmuyor ya. Dediğim gibi. Şöyle. Bunu da defalarca kez göstermiştim ama bazen videolarımı sardırarak izliyorsunuz sanırım. İçinde anlattığım şeyi video bittikten sonra altına soruyorsunuz. O yüzden bazı şeyleri bazen sık sık tekrar ediyorum. Sarımsak soymanın kolay yollarından biri de şöyle vuracaksınız arkadaşlar. O içindeki suyla kabuk ayrılıyor ve gayet kolay soyuluyor. Bakın. Hafifçe vurmanız yeter. Sarımsağı ezmeyin. Şöyle. Şimdi İri iri doğrayacağım. Böyle. Üstünden kızım güveç çanağında tavuklu mantar yapmış. Ben köyden geldim. Sağ olsun, Allah razı olsun. Yasemin sofrayı kurmuşlar. Yemekler hazırdı. Çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. İlk kez yaptığı halde. Demek ki benden bana belli etmese de takip ediyor yani beni. Bunu da biraz şöyle iricene doğruyorum. Şu biberimden koyacağım. İkim de zana koyuyoruz valla. Şöyle. Çok acı. Şöyle. Normalde buna patates de koyabilirsiniz ama ben koymayacağım, ben de yemek istediğim için. Çünkü patates içinde piştiği zaman nişastasından kaçınıyoruz zaten biz. Ama nişasta da yemeğe geçmiş oluyor. Elimizden geldiği kadar o nişastadan uzak durmaya çalışıyoruz. Ha, yerseniz kilo mu aldırır o size? Aldırmaz belki ama dediğim gibi o nişastayı almamak en iyisi. Tabii bu konularda bilirkişi değilim ama öyle duyduğum için söylüyorum size. Mesela ben şey yapmıştım. Mercimekli sardığım lahanayla kirişli sardığım lahanayı aynı kabın içinde pişirmek istemiştim. Arkadaşım bana bunun hata olduğunu söylemişti. O pirinci, pişen pirincin nişastasının direkt benim lahanalarımın içine de olacağını. Bakar mısınız? Mis gibi duruyor arkadaşlar. İşte bunun içine biraz yağ. Ay, çok güzel koktu. Gerçekten çok güzel koktu. Şöyle biraz zeytinyağı döktüm. Bunu şöyle 2 dakika bile sürmeyecek arkadaşlar. Bir şöyle soteleyeceğim. Çiğsi olmasın diye. Çünkü bu da çiğ değil. Sonra bunu ekleyeceğim. Sonra hafif bir su, üstünü geçmeyecek kesinlikle. Tuzunu atacağım. Biber, acı biber atmayacağım ama azıcık bir karabiber atacağım. Biraz dereot atabilirim. Patlıcana kabağa çok yakışıyor dereotu. Böyle pişireceğiz. Evde herkes oruç olunca kadinden geceden yıkıyoruz. Ocağın taşları daha yerine takılacak duruyor. Patlıcan yemekleri, böyle tabak yemeği olsun, patlıcan yemeği olsun arkadaşlar, acı olduğunda, bol sarımsaklı olduğunda benim çok hoşuma gidiyor. Diğer türlü bana yavan geliyor açıkçası ve soğanı böyle içinde hissedilecek, yani tabii ki de hafifletmeyecek ama size, yani ben yakıştırıyorum.
takılıyor. Çok azıcık da kavanozu boşaltın, kavanozu ekleyip şöyle altını kısacağım arkadaşlar. Bu pişecek. Suyunu kontrol edeceksiniz tabii ki de. Gerekirse biraz daha ekleyebilirsiniz ama pişmiş aşağı soğuk su katmayın arkadaşlar. Ilık suyunuz, kaynar suyunuz her zaman yan taraftaki gözde kaynıyor olsun eğer evde kettle'ınız yoksa. Tamam. Şimdi bunun altını kısacağım. Ağzını kapattım. Şu anda saat 4:30. Bu ağır ağır pişecek. Mercimek çorbamız, salata, pilav, şurada zeytin salatası yaptım, domates, şöyle patlıcan yemeği yaptım, salatam var ama telefon odaklama sorunu var, tam net şey yapmıyor, neden öyle yapıyor bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle çayımın yanına biraz iğde aldım arkadaşlar. Akşam yemeğinin hemen sonrası. Bir avuç iğde 25 kalori ediyor. Çok fazla tüketirseniz kabızlığa neden oluyor. Yani zararları da var. Ama böyle arada canınız tatlı çektikçe hemen yemek arkasına bakın. Yemekten 3 saat sonra demiyorum. Bu tarz çayınızın yanına alıp tüketebilirsiniz. En azından o tatlı isteğinizi bastırır. Bilmeyenler için iğde böyle içi... Nasıl diyeyim, leblebi tozu gibi bir şey var. Tatlı bir şey yani. Aktarlarda falan da rahatça bulabilirsiniz. Bir avucu 25 kalori ediyor. Ama dediğim gibi çok tüketirseniz kabızlık yapıyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli tüketilmeli. Şöyle çayımın yanına ben biraz aldım. Sizinle de paylaşmak istedim. Merhabalar. Videonun sonuna günün özetinde ekleyeyim dedim. Bugün tekrardan evimdeyim. Allah'a çok şükür. Evimde adapte olmak tabii ki de daha kolay, daha az zorlayıcı benim için. En azından dışarıdaki kadar düzenim bozuk olmadığı için, yani her şey benim kontrolümde olduğu için daha kolay oluyor her şey. Güzeldi bugün, sadece dünden kaynaklı biraz ödem sıkıntısı yaşadım. Onun dışında iyiydi. Gene böyle ani açlık şeyim olur düşüncesi vardı, korkusu vardı açığını söylemek gerekirse ama olmadı çok şükür. Güveç yapmıştım. Zaten paylaştım hepsini. Vlog biraz uzun oldu. O yüzden bugünün özeti kısmını kısa tutacağım. Bir tek bir şey söylemek istiyorum. İğde paylaştım hemen yemeğin arkasına. Dediğim gibi özellikle söylüyorum. Çok fazla tüketilirse kabız yapma ihtimali var. İğde alır kullanırsanız mutlaka yararlarını ve zararlarını araştırarak kullanın. Bu birincisi. İkincisi de hemen dipnot şunu da eklemek istiyorum. Biliyorum Özbekistan'da çok takipçim var YouTube'dan özellikle. Yıllar evvel çok uzun zaman önce de değil de ben gene bir çocuk bakarken böyle Özbekistanlı yatılı bir bakıcıyla aynı evde çalıştım. Ve o kendi memleketine gidip geldiğinde iğde getirmişti oradan. Hayatımda yediğim en güzel iğdeydi. Bizim burada yediğimiz iğde kesinlikle Özbekistan'daki iğde ile yarışamaz arkadaşlar. O kadar tadı güzeldi ki ya, bunu kelimelerle anlatamıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Böyle etli etli deriz ya, öyle bir tabir vardır meyvelerde falan. Hayatımda yediğim, dediğim gibi, en güzel iğdeydi. Çünkü oraların toprakları daha böyle kimyasaldan uzak, daha böyle ne bileyim ilaçlanmadan uzak, daha böyle doğal kendi döngüsünde kullanıldığı için bizim buralarda tüketilen meyveler, sebzelerden daha lezzetli oluyor herhalde. Öyle bir şey demişti bana o zaman Özbekistanlı bakıcı arkadaşımız. Ama gerçekten dediğim gibi oranın iğdesiyle buranın iğdesinin arasında dünya kadar fark var. Öyle iğdeyi, tatlı ihtiyacını çok hisseden insan arkadaşlarımız alıp kullanabilir. Ama kontrollü, her şeyin fazlası zarar dediğim gibi. Bugünü de güzel atlattım Allah'a çok şükür. 17-18. Günü geride bırakıyorum çok şükür.
karısı diğer günlerin başına. İnşallah hepimiz birlikte birbirimize yol arkadaşı olduğumuz bu yolda güzel sonuçlar alırız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.